Maria. Oh my god, very nice couple. Thank you. Vücut leş, saç rezalet ama size söz veriyorum 5 ay sonra bomba gibi döneceğim. Eren, bugün patlıyor muyuz? Patlıyorum. Patla. Selamlar arkadaşlar, şu an Rio'da Baja de Tijuca'dayız. Buranın en büyük özelliğini göstereyim size. Şimdi normalde buraya geldiğinizde denizin hemen ortasından bir kum geçer. Ama bugün çok dalgalı olduğu için o kum kaybolmuş. Ama yine böyle görebiliyorsunuz. Biraz isterseniz gidelim denizden gösterelim. Bak şu iki tane insana bakın arkadaşlar. Orada örneği görebiliyorsunuz zaten. İkisi ayakta. Normalde zaten deniz buradan başlıyor. Tekrar orası normalde yarık oluyor. Şimdi biz bugün buraya geldik. Madem geldik biz de size her şeyi gösterelim. Bu arada kanala abone olmayı unutmayın. Benim formum bitti zaten. Yola çıktığımdan beri spor yaptığım tek şey şınav çekmek. O da arada yapıyorum aklıma gelirse. Soralım bugün insanlara. Ne yapıyorlar, ne ediyorlar? Keyifleri yerinde mi? Bizim halimiz, hatırımız yerinde mi? Her şey yolunda arkadaşlar. Soruyorsunuz bazen çünkü. Her şey güzel gidiyor. Daha da güzel olacak inşallah. Şu anda Brezilya'dan sonraki rota muhtemelen Arjantin, Şili, işte Uruguay tarafları vesaire olacak. Göreceğiz. Yolu ben belirlemiyorum. Yolun kendisi belirliyor. Gidelim soralım insanlara. Bakalım nasıl ilerliyor. Şimdi soralım yavaş yavaş. Guys, hi. Do you speak English? So little. What's your name? My name is Paula. Paula and? Ariel. Ariel, Cesar. I think you are drinking mate. Yes. So you are from Argentina? Yes. Perfect. Buenos Aires. Buenos Aires. I'm gonna travel Buenos Aires soon. Sure. In a month. I'm sure I'm gonna visit there. So what's the best thing in Argentina? Go like out. Party. Yes. Let's say party. Yes. For Argentina? Yes. Party. When I go Argentina? Yes. What's the best thing for me? I mean like people, food? People, of course. People, of yes. course. Yes. We are magic. You are magic. Yes. We are not magic? Eh? We are not magic. Yes. This is my first day here too. First day. Oh, okay. So, but I don't know yet. What do you think about it? We are from where? You are Brazil. No. We are from Turkey. Turkey? Wow. Tengo una amiga que está allá. I have a friend that is in Turkey now. Ah, he's in Turkey. He's from Argentina? Yes. Okay. Nice. Yes. So how long are you gonna stay here more? 10 days. 10 days? Yes. In Rio? No, Búzios. Búzios. Today Búzios. Ah, we are going tomorrow, Búzios. Today we visit Cristo, Escalera Celanón. Okay. And then we take the metro. Okay. And here. Here. Yes. Did you like this flash? It's very nice, yeah? This is like very nice, yeah. Really nice. Thank you so much. No, thank you. Yeah. Thank you. See you, take care, bye. Thank you. Çok tatlı. Arjantinler gerçekten çok sempatik insanlar. Ben çok seviyorum. En yakın arkadaşım biliyorsunuz Brenda vardı Malta'da. Ondan dolayı ondan zaten daha da çok seviyorum. Şimdi başka arkadaşlar bulalım. Oi. Do you speak English? A little bit or no? Okay. What's your name? Julia. Julia, Cesar. Where are you from? From here. Here? Brazil? Yes. Yes, Messi. Yes, it is. Yeah, no worries. Julia. How old are you? 19. Are you living here? Yes. Do you like Rio? Yes. How many countries did you visit? Only the US and US? Paraguay. Paraguay. How was the Paraguay? Did you like there? Yes, it was only for okay. one day. It was one day? Yes. Why? Because you buy phone something? No, just to visit. I was visiting Foz do Iguaçu, you know. I don't know what's that. It's a city in it's Brazil. Border, yeah? Yes. Okay, perfecto. How was the USA? Nice. Nice. Yes. Where did you go there? Orlando. Where? Orlando, Florida. Orlando, Florida. Okay, very cool. Do you have boyfriend? Yes. How long? 1 year. 1 year. Okay, the question that who needs to pay first? When you meet first with someone, when you date with someone, who needs to pay first? He needs to. He needs to pay. Yes. Men. Always men. First. No, I'm kidding. Not kidding. I don't know. Like, think about it. We met. That's not a rule. There's no rule. Just how you feel, yeah, that's it. Okay, super nice. So how long you got together? 1 year? Yes. Okay. You gonna marry? Who knows? So. You hope so? Yes. So you really love him? Yes. What's his name? Rafael. Rafael, please marry with this girl because she marry this girl. She's nice. Fabio efendim. What's your name? Maria. Oh my god, very nice couple. Thank you. How did you meet? Through friends.
friends. Yes. Friends, friends. Yes. Okay, very cool. Guys, do you see that? She got these nice flowers for her. Maria to Maria. Okay, yes, Maria cool. to Maria. So, are you traveling? No, we live here. You're from Brazil? Yes. Well, your accent is very different. Because I'm actually from Romania. Ah, okay. But I live in Brazil. Mm. No, I'm from here. You're 100% Brazil. Yes. Okay, yes. So we are asking that, like, what's the best thing in Brazil? For me, the nature, I like it a lot here. The environment, I don't know. I like the food. You like the food? Yes. What's the best food for you? Beans, everything. Maybe? Beans. Yes, yeah. I love beans. Like black beans or the other one? The other one. The other one, okay. The brown one. It's beautiful as well. So what are you doing? Like, what do you study or working? I just finished law school. And I study international relationships, international affairs. International. How old are you? I'm 22. You? 20. Okay. Did you visit another countries? Yes. Which countries? Lots of them. Because I'm from Romania, so I used to travel around Europe. Yes, yeah, it's easy. From where, Romania? Transylvania? Bucharest. Okay. Yes. And you? I went to Angola. Angola? Yes. How was Angola? It was nice. It was really different. I think nature is good there. Yes, the nature is really, really pretty. How was the food? It was different. No, it was good. I was just a picky eater at the time, so I didn't like it. She still is. She still is. How long have you been together? 6 months. 6 months. Six yes. months. Yes. Oh, very nice. I like that. Thank you so much. Thank you. Nice to meet you. Have a lovely day. Maria. Thank you. You too. Thanks. Bye bye. Allah'ım ne kadar tatlı insanlar var bu dünyada ya. Ne kadar tatlı diller. Ne kadar güzel konuşmayı biliyorlar. Üslupları ne kadar güzel. Çok güzel bir şey. Benim çok hoşuma gidiyor. Bazen bir garip oluyor halim. Kendimi ben bile tanımıyorum. Ne alaka oğlum Brezilya'da bu şarkılar. Dur hemen modumuzu yakalıyoruz. Güneşimiz doğdu. Saçım çok kötü arkadaşlar. Uzatıyorum. Kusura bakmayın. Görüntü kirliliği yapıyorum. Vücut leş, saç rezalet. Ama size söz veriyorum 5 ay sonra bomba gibi döneceğim. Oi, I don't want to interrupt your book, but do you speak English? May I ask a question, quick question, if you don't mind? I have a YouTube channel and we are talking about travel, like how is the Brazil or so. Are you from Brazil? Yes. Okay, what's your name? Carol. Cesar, nice to meet you, Carol. What's the best thing in Brazil? Everything. Beach. Yes. Nice people, food. Yes. Yeah, I can say that. How old are you? 20. 20. Do you have boyfriend? No. Okay, there's another question. Who needs to pay first date? I don't know. The both? Both? Like half? Yes. So we need to, share? Yes. Maybe. Or men. But how was the experience? Like when you meet the first guy, they pay or you pay both? They pay. Okay. Like they insist or you ask them? I ask. You ask, kind of. No. I ask if they... Oh, you're very nice then, because I know some of people, they don't ask, they don't care these things, no, because they like think that you have to pay, you are the man, you invite me, like that. Uh-huh. In our country it works like that. Yes. Like mostly men pay, first date, second again men, third one, I don't know, I didn't go there a long time. Mm-hmm. So, okay, thank you so much, nice to meet you, keep going, ciao. Ciao. Abi bizde nasıl ödeniyor? Benim bildiğim, ben önceden kızlarla buluştuğumda, ama bizde bu şeyden geliyor, babadan geliyor yani. İlla ben ödeyeceğim. Hep bana. Ama artık dünya değişiyor. Mesela Avrupa'da bu durumda ben ödemiyordum çok fazla. Ya da ödüyordum lan yine. Bende para çok arkadaşlar, ondan sıkıntı olmuyor. Tamam, inandım. Demek isterdim ama şu anda elimde mikrofonla video çekiyorum. Yani zengin olsam mikrofonu alıp video çeker miyim diye düşünüyorum. Çok keyfi çekerdim ya. Hani şu anda da keyif alıyorum ama yine bir yandan işmiş gibi yine görebiliyorum. Para da kazanmasak. Neyse. Arada kızları ben öderim. Arada onlar öder. Avrupa'da böyle işler. Türkiye'de çoğu zaman ilk görüşmede ben öderim. İkincide de galiba ben öderim. Sevgilimse çoğu zaman paylaşırdık. Eğer kız çalışıyorsa ya da benim bütçem azsa. Değişiyor abi. Sevdiğin kızla zaten bunlar hiçbir zaman sorun olmuyor. Parayı nasıl harcayacağını düşünmüyorsun. Çünkü o an sevdiğin için harcıyorsun. Biz de böyle kardeş. Yanlış anlamayın da böyle yani. Bence şu kız İngilizce bilmiyor ama deneyelim. Hola. Do you speak English? No English? Portuguese? Espanyol? I like your haircut. It's very nice. Obrigado. Obrigado. Ciao. Bu kadar. Bitti. Tuta ben, obrigado. Tuta ben, tudo bem. Tudo bem. Nasılsın demek arkadaşlar. İyiyim nasıl diyorlar. O da tuta ben. Tudo bem. Abi her şeyi tutu ben diyorsun. İyi misin? Oh, 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 oh
beraberiz. Bugün bot partisine katılacağız. Yaklaşık 220 kişi var burada. Çılgın bir parti olacak. Mikrofonu unuttum. Rüzgar eserse beni affedin şimdiden. Ama bu anları kaçırmak istemezsiniz. O yüzden her şeyi göstermeye çalışacağım. Eren, ver şöyle bir etrafa. Bak, sıraya bak. Çok rüzgar var. Eren var, Renato var, ver kardeşime. Adamsın. You're my bro. Yeah. Harika bir parti olacak, hazır olun. Hiç panik yok, çok eğlenceli yok, çok. 90 gündür içmiyordum, içkiye başladım bugün. Sırf bugün eğleneyim, sizlere her şeyi göstereyim diye. O yüzden let's go. Parti fena arkadaşlar. Telif yediğimiz için her şeyi koyamıyorum, müzik çok fazla sesli. Sırada da herkes bekliyor hala. Eren, bugün patlıyor muyuz? Patlıyorum. Patla! Şu anda oturdum çünkü çok sallanıyor. Beni deniz tutuyor, o yüzden riske etmiyorum. Eren şimdi biraları almaya gitti Renato ile beraber. Birazdan her şeyi çekeceğim ama sakince bir yerde durmamız lazım. Dostlar, şimdi üst kata geldik. Üst kata aldılar. Kaç atarsın? Üst kata gelmemizin sebebi, bak dünkü Arjantinli arkadaşlarımız da burada. Burada da Şilili arkadaşlarımız var. Hi guys! Şimdi burada fazla bilet satılmış galiba. O yüzden burada sırada bekliyorlar. Ondan dolayı almıyorlar kimseyi. Ya iptal ettiler. Geri attılar bizi. Dışarı aldılar. Sebebi büyük ihtimal kaçak girenler oldu. Ondan dolayı şimdi tekrar sıra bekliyoruz. Ben 90 gün sonra içki içiyorum. Garip bir olaylar oluyor. Şimdi arkadaşımız. Koni. From Şili. Yani arkadaşlar, inanılmaz. Kesin şeyiniz, bizim Arjantinli kızlar. Burada İsrail var. Arjantin, İsrail, Şili, hepsi var. Oyna. Abi nereye geldik, nereye? Ben böyle bir şey görmedim. Çok iyi ortam. Arkadaşlar, mükemmel. Geldik arkadaşlar. Burada başka bir bara gideceğiz. Burası çok eğlenceli, hiç durmuyor. Bu sokak hiç bitmiyor. Hola. ¿De dónde eres? ¿Brasil? Sí. ¿Do you speak? No. ¿Dónde vas? YouTube. Var ya bak, kafam o kadar güzel ki arkadaşlar. Bugün 5 tane karpinyene içtim. Bir tane bira, 2 tane bira içtim. Tam da 90 gün sonra içtim. Şu an çok enerjim yerinde. Tam bir taş kağıt makası oynamalık. Bilmiyorum biri oynar mı benimle. Denemek istiyorum aslında. Aileler geliyor. Bir döverler bunlar arkadaşlar. Denersem bayağı bir döverler beni burada. Denemek istemiyorum o yüzden. Ama bir bana müsaade edin. Bir yandan kontrol ediyorum sağımı solumu, acaba olabilecek bir potansiyel var mı diye. Bulursam yapacağım sizin için ama çok da emin değilim açıkçası. Abi aileler, hi. Eren. Evet. Bu arkadaşlara bugünlük özel bir video çekiyorum. O yüzden yapmaya çalışacağım. Gel şuraya. Bir arkadaş var. İnşallah manitası yok. Bir dayak yemeyin. O beni döver orada. Arkadaşlar risk almamam lazım. Sizin yüzünüzde dayak yemek istemiyorum. Şu anda çarşı merkezdeyiz. Burada bayağı insanlar, klasik yani. Şık, güzel. O yüzden risk atmayacağım. Devam edelim. Dayak yemek istemiyorum. Yeni bir günden herkese selamlar. Eren kardeşim, dün nasıl geçti? Eğlendin mi? Müthişti. Eğlendik değil mi? Full Arjantinli, Şili'li, İsrail'li.
Her şey çok güzel. Brezilya hariç her şey vardı hayır. Brezilya'da. İki Brezilyalarda da bizim arkadaşlar. Onlar da en son ağlıyordu. Hiç Brezilyalı yok ya diyor. Hayır, onlar da yabancı dil olmadığı için. Ama Portekizce'den önce kaynaşabiliyorlar ya. Yani. Aynen ama ya, biraz şeyler, yaşlar olduğu için arkadaşlarımızın yavaş kaldılar. Aynen. Normalde de eğleniyorlar. Şu anda onlar sahile gitti. Biz de oraya gideceğiz. Burası evimiz arkadaşlar. Evi göstermek için açtım ben. Dün devam edemedim videoyu. Yorgundum. Kafam güzeldi. Ondan sonra zaten saldım. Şurayı da göstereyim. Burada Renato ile Henrique uyudu. Ben şu yerde yattım. Şurada bir banyomuz var. Burası oturma odamız, mutfağımız, arkada bir de balkonumuz var. Buraya arkadaşlar 13 dolar falan veriyoruz günlük. Burada her evde arkadaşlar pervaneler olur ha. Eliniz olsun. Brezilya'da her evde var. Şimdi çıkıyoruz. Renato ile Henrique sahilde zaten. Onların yanına gideceğiz. Gidelim biraz deniz havası görelim. Buradaki son günümüz zaten. Son gecemiz olacak. Sonra Ariel'de Cabo'ya gideceğiz değil mi? Aynen. Orası daha böyle sahili güzel. Daha... Plajların olmalı. Burası da güzel ama orası daha çok böyle sakin ya, huzur ya. Burası biraz daha partileme yeri. Hadi gidelim. 2 dakika yürüdük evden. Ferradura Beach diye bir yere geldik. Su pırıl pırıl. İnanılmaz. Güneş yok havada ama ortam şahane. Sote bir alan. Burada içiyorlar. Onlar da göster. Burada başka bir arkadaşlar var, fotoğraf çekiliyorlar. Çok da güzel arkadaşlar. Su çok güzel, pırıl pırıl. Gelin abi, Brezilya'ya gelin. Başka yere gitmeyin. Bodrum'a, Modrum'a para vermeyin. Çünkü bunlar sizi dolandırıyorlar. Ben karşıyım buna. Dolandırıcılara her zaman karşıyımdır. Versinler güzel hizmet, versinler düzgün fiyattan. Her zaman gidin ama Çeşme, Alaçatı, Bodrum, Marmaris buralarda hep dolandırıyorlar artık ya. Hoşuma gitmiyor bu durum. Devlet zaten kör maymunu oynuyor. Hiç müdahale etmiyor bu durumlara. O yüzden gelin Brezilya'ya abi, Arjantin'e gidin. Uçak bileti 20.000, 30.000 lira verin. Ondan sonrası zaten çok ucuz. Bayağı çok ucuz. Şimdi de Geriba denilen bir sahile geldik. Burası biraz daha böyle kumun olduğu, daha geniş alanın olduğu, daha fazla insanın olduğu bir alan. İnanılmaz güzel deniz. Pırıl pırıl. Yani şuradan sonrasını görebilirsiniz zaten. Bak görüyor musun içini ne kadar güzel. Size şöyle sahili göstermiş olayım kısaca. Çok iyi abi yani. Bizim Eren orada. Renato'yla bizim çocuk sarhoş oldular, gittiler bir yere. Kafaları güzel. Köpek girdi. Aha dalga girdi. Kaç tane? Uslandı bak. Teyzem de şurada teknik direktör. Teyzem. Teyzem müthiş ya. Vallahi bizim PTT 1. Lig'de oynar teyzem. Ablalarımız da kesinlikle Süper Lig'de. Oo. Birisi Galatasaray'da, birisi Fenerbahçe'de oynar. Amcayla teyze de PTT 1. Lig'de oynar. Sen ne anlatıyorsun be abla? Gözünü seveyim be abi. Cezar Collection, ben ve çocukluk arkadaşıma ait. Bu tişörtleri yaparken hep kendi hayatımdan bazı kesitler aldım. Çok sevdiğim sözler, kitaplardan okuduğum sözler. Hepsini birleştirerek tasarım haline getirdim. Üzerimde görmüş olduğunuz No More People'ın da anlamı daha fazla insana ihtiyaç yok gibisinden çevirebilirsiniz. Bunun sebebi şu, ne kadar hep çevremde insan da görseniz ya da sürekli eğleniyor da olsam günün sonunda hep kendi yalnızlığımı, kendi yalnız yaşantımı tercih ettim. O yüzden ne diyoruz? No more people. Ve şunu da dikkatinizi çekerim, tüm gezdiğim ülkelerde en fazla dikkat çeken tişört bu oldu. Çünkü çevrenize bakın, herkes bir şeyi bir şeyle yapmak zorundaymış gibi hissediyor. Kimse yalnız başına kalmayı tercih etmiyor günümüzde. O yüzden bu tişört çok anlamlı bence. Kaçırmayın, linkten ulaşın. Şimdi sizi Praia Grande. Ama nerede bu? Arroyo Cabo, Cabo Frio diye iki yer var. Onlardan birine. Bizim ekip yine burada. Renato, Eren, Henrique. Rengin güzelliğine bakın arkadaşlar kumun. Bembeyaz. Çok iyi ya. Su pırıl pırıl. 3 günde burada kalacağız. Ondan sonra Florianopolis'e gideceğim. Buranın Miami dedikleri yere geçeceğim. Uçakla geçeceğim oraya. Uçak bileti pahalıydı. 215 dolar ödedim. Brezilya için de her yer pahalı arkadaşlar. Brezilya o kadar büyük ki en yakın yer bile yani bir yerden bir yere uçakla 1,5-2 saat sürüyor. Yani düşünün Türkiye'den İzmir'le Aydın arası. Arabayla 1 saat gidersin. Burada uçakla 1 saatte gidiyorsun. O derece uzak. Çok büyük çünkü.
Abi rengin güzelliğine bak. Bazen dövmelerimi soruyorsunuz arkadaşlar. Burada Hopa yazan şey benim ailemin baş harflerinin isimleri. Annem, babam, ablam, yeğenim. Wanderlust da gezmek işte, free ruh. Yani özgür ruh, sürekli gezen, gezme tutkusu olan insana denir. Bunlarda mandalalar, yaşam çiçekleri falan var. Şu bacaklarımdakiler var. Yeni yaptırdım bunları Los Angeles'ta. Geçmiş yok, gelecek yok. Sadece present, şu anda var. Dün yok, yarın yok. Sadece bugün var arkadaşlar. Dövmelerin anlamları bunlar. Şu an tipim çok kayık arkadaşlar. Neden derseniz, ayağım çok ağrıyor. Dün top oynadım. Dünkü videodan hatırlarsınız. Oynamaz olaydım. Yine ayağım gitti. Yani ders almıyorum ya. Gerizekalı gibi hareket ediyorum. İşte abi futbol öyle bir şey. Çok sakat yani. Bileğim kırıldı. Ön çaprazım koptu. Şu an kopuk değil ama yine de iyileşmediği için sürekli yeniliyor orayı. Yapmamam lazım. Bundan sonra dikkat edeceğim. Ben gidiyorum, yüzüyorum biraz ya. Şimdi içinizden diyeceğiz. Telefonla mı gireceğim? Şuraya kadar gireceğim. Soğuk çünkü. Soğuktan. Şortu da yeni aldım. 4 tane şortla yola çıktım. 4'ünü de kaybettim ya. Bunu da yeni aldım. Dostlar, söz verdiğim gibi dünyanın her yerine gün batımını izleyeceğiz dedik. Bugün Rio'da, Areia de Capo'da, Praia Grande'de gün batımını izliyoruz. Rüzgar çok fazla, o yüzden kısa tutacağım. Ama sizlere bunu söz verdiğim gibi göstermek istiyorum. Şimdi de arkadaşlar, Pontaldo Atalay sahiline geldik. Burası aynı Antalya'daki Kaputaş plajını düşünebilirsiniz. Yukarıdan çekmedim. Direkt aşağıdan denizi göstererek başlayacağım. Sonra yukarı çıktığımda merdivenleri göster. Oradan da aşağıyı tekrar göstereceğim. Bayağı yukarıdan geldik. İki tane böyle bir koy var burada. Bir tanesi böyle şu an buradan gireceğimiz. Bir tanesi de buranın hemen kayalıklarının arkasında. Belki oradan oraya da geçeriz. Bizim Renato ile şeyi bekliyoruz. Fotoğraf çekiliyorlar. Kız gibiler. Her yerde fotoğraf çekiliyorlar. Yani fotoğrafçılar da ben oldum çoğu zaman. Gel şöyle bir sahile doğru gidelim hemen. Gösterelim. Burada güzel, seksi, her şey var yani. Brezilya'da bu çok yani. O yüzden yorum yok. Yorum yapmıyorum. Brezilya, Arjantin, buralar güzel arkadaşlar. Burada şezlong kiralayabilirsiniz. Fiyatını bilmiyorum. Sorarız. Suyun rengin güzelliğine bakın ya. İnanılmaz değil mi? Bak. Bak. Pırıl pırıl. Tertemiz su. İnanılmaz ya. Sahiller falan çok güzel Brezilya'da. Her yer sahil zaten. Adamların geçim kaynağı, turizm kaynağı sahiller abi. Her yerde plaj bulabiliyorsun. Zaten. Neyse, şimdi biz biraz keyif yapalım, çantayı çıkaralım, bir yer bulalım, sote bir yer, oturalım, suyumuza girelim. Devam edeceğiz, diğer tarafa gidersek orayı da göstereceğim. Oy! Yukarıyı da göstereceğim sizlere. Gidelim. Burası da o merdivenin diğer tarafı. Böyle gittiğimizde aşağısıydı. Burada yüzdük, çok güzeldi. Günü batırdık, kuşlar zaten hep uçuyor. Ben burayı çok sevdim dostlar. Yani tertemiz suyu, dalgalar, dalgalarla body surf yapabiliyorsun. Muazzamdı ya. Mutlaka yolunuz düşerse Rio'da ya. Araya da Capo'da. Buranın adı Punto de Atalay mıydı? Öyle bir şey yazarım ben. Punto de Atalay'dı. Çok keyif aldım yani. Şu an iyice tepeye çıktık. Son adımlar kaldı. Sizi diğer manzaraya da götüreceğim. Eren, nasıldı burası kardeşim? Ne olmaz. 10 numara. 10 numara 5 yıldız. Türkiye'de böyle derler. Çok rüzgar var. Taksiye bineceğiz. Taksiler 15 real. Yaklaşık 5 kilometre yol. Kişi başı 15 real. Toplam değil. Evet, burası da en tepesi. Rüzgar var, affedin dostlar. Çok güzeldi. Şu anda Santos Dumos, Rio'nun bir havaalanı. Çok havalı çünkü adanın üzerinden gidiyoruz arkadaşlar. Zaten buradan denizi görebiliyorsunuz. Şimdi bu videoda biraz karışıklık oldu. Yani şöyle karışıklık oldu. Röportajla başladık, sonra başka yerlere gittik. En yakın arkadaşlarımdan biri Malta'da tanıştım 2018'de. Onunla beraber tatil yaptık. Beraber bir yerleri gösterdik. Böyle hem röportaj hem de gezi anlamında bir video oldu. Umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Videoyu da burada kapatacağım çünkü şöyle. Şimdi Florianopolis'e gidiyorum. Orada yeni bir maceraya başlayacağız. Artık bu videonun bitmesi gerekiyor. Çünkü orası çok güzel bir yer. Orada çok güzel şeylerin olacağını hissediyorum. Bugün de Fenerbahçe-Sevilla maçı var. Bilmiyorum tarih ne olacak bu videoyu paylaştığımda. Çünkü geriden geliyoruz. Bunun sebebi şu. Çok fazla video çektim ilk etapta. O yüzden yakalayamıyoruz. Bir de İngilizce altyazı falan da koyduğumuz için zor oluyor. Umarım videoları beğeniyorsunuzdur. Beğenmeyi, abone olmayı da unutmayın. Yorum yazdığınızda çok büyük destek oluyorsunuz. Haberiniz olsun. Kendinize çok iyi bakın. Brezilya'dan sevgiler.